Subnautica yeni bölümüyle herkese yeniden merhaba. Az önceki sesi duydunuz mu? Ben tam kayıda girerken ki. Ne olur duydum deyin. Bakın bu ses. Abi bu ses nedir? Sesi duyuyorsunuz değil mi? Bir tek, acaba bir tek ben mi duyuyorum? Umarım. Bakın. Bakın bu ses gemi sallanıyor gibi hafiften. Neyse merhaba tekrardan. Geçmiş bayramınız tabii ki mübarek olsun diyelim. Tekrardan şimdi. Çok... Bir dakika, orada bir tane C-Mod var. Aa tabii ki o C-Mod'umuz, eski C-Mod'umuz. Şu an hangi kaç, 175 derinlikteyiz. Yine amacımız, bütün yorumları okudum bu arada. Hani aslında farklı şeylermiş şu Cyclops'u. Hani oyunda neden ses yok abi? Bir tek benim sesimi duyuyorsunuz şu an değil mi? Ah ayarlarda tabii ki herhangi bir şekilde ses olayı falan filan. Yalnız neden ses olmadığını çok merak ediyorum şu an. Şu an sadece kendimi duyuyorum ve o yüzden acayip garip hissediyorum. Suyun sesi var gayet güzel. Fakat oyunda herhangi bir şekilde neden müzik yok? Olmaması mı gerekiyor? Şu an çok garip hissediyorum. Karakterimi ben cidden burada mı bırakmıştım? Çok ilginç. Yeni bir update de gelmedi fakat şu an bazı şeyler değişmiş hissediyorum. Ciddiyim bakın öyle. Ama pek fazla değişiklik yok gibi anladığımız kadarıyla. Neyse tekrardan Cyclops'umuza girelim. Bakın Cyclops resmen gemiye hoş geldin kaptan bile demiyor. Neyse bu arada bakın bulduğumuz bu yükseltmeler tabii ki. Herhalde şunlarla alakalı diye düşünüyorum. Hani muhtemelen bu gemiyi daha fazla derine indiremeyeceğiz. Hatta buraya koyduğumuz güç modülleri sadece pillerin daha etkili, daha uzun süre çalışmasını sağlıyormuş anladığım kadarıyla. Buraya koyduğumuz işte yükseltme konsolları kesinlikle geminin daha derine inmesinde etkili değil. Ve anladığım kadarıyla bana yardımlarının sonucunda C-Mod ile birlikte istediğimiz derine de inebiliyormuşuz. Hani C-Mod'un verdiği uyarıyı çok fazla dikkate almamamız gerekiyor. Çünkü hani belli ki C-Mod'umuzu geliştiremiyoruz daha derine insin diye. Zaten kendisi olduğu haliyle daha derine inebiliyor. Gayet güzel bulduğumuz şeyleri bulduk. Yalnız Fragment Analyzer'ım şu an belli ki yanımızda yok. Hani ta podumuzun içinde, hatta podumuzun alt kısmında kaldı. Bilmiyorum, biz bir tane daha C-Mod kendimize, daha doğrusu C-Mod değil, kendimize bir tane daha Fragment Analyzer yapabiliyor muyuz? Eğer yapabiliyorsak buraya bir tane yapacağım ve Fragment Analizi, kablolama kiti ve bilgisayar çipine ihtiyacımız var. Kablolama kiti ve bilgisayar çipi, bilmiyorum onlarla. Kablolama kiti bu ve bilgisayar çipi. Gümüş, kuartz ve mücevher disk parçaları problem değil. Gerçi bu derinlikte problem olacaktır ama öncelikle bakalım kablolama kitici yapabiliyor muyuz? Gümüş, 2 adet gümüşe ihtiyacımız var. Çantamızda gümüş var mıydı? Burası sanırım pillerimizin bulunduğu dolaptı. Gümüş, 2 adet gümüşümüz var. Harika, cidden güzel. Eğer bu derinlikte bu aleti yapabilirsem cidden çok mutlu olacağım. Umarım... Oh, bir dakika, 2 adet... Ney? Bir tane gümüş. Aa, diğerini almadık. Bir... Ah, çantamızda yer yok. O zaman elmasları bırakalım. Elmasa ihtiyacımız yok. Titanyum, tuzu bırakalım. Bunlar nedir? Tooltip. Ah, bunların ne olduğunu unuttum ya. Ah, sanırım kokoş bitkisiydi. Emin değilim. Kokoş diye bir bitki var. Hani altta gördüğümüz yuvarlak olanlar var ya. Yok artık ya. Aman Allah. Okey. Okey. Sorun yok. Sıkıntı yok. Tekrardan alalım. Hatta şu gümüşlerin hepsini alalım. Ne olur ne olmaz. Çünkü gümüşe ihtiyacımız olacak açıkçası. Kablolama kitini yaptık. Ne kaldı geriye? Bilgisayar çipi kalmıştı yanılmıyorsam eğer. Bilgisayar çipi için gümüş okey, hiç problem değil. Quartz, bilmiyorum bu dönemlikte quartz bulabilir miyiz veya çantamızda hali hazırda bir quartz var mı? Evet var. Evet. Evet var. Diğer neydi? Quartz. Şey lazım. Mercan lazım fakat bu derinliklerde maalesef bulamıyoruz. Ben C-Mod'da çok derine gideceğim ve bu arada adaya da gitmek istiyorum. Hani ada da varmış, hatta adayı o sinyallerle buluyormuşuz. Ah, yapacak şeyler çok şey. Biz aslında şöyle yapacağız ilk başta. Karnımızı hemen doyuralım. Ve ben derine inebilecek güzel bir açıklık bulmak istiyorum açıkçası. O yüzden şöyle yapacağız şimdilik. Gümüşleri bırakalım, titanyumu bırakalım, tuzu bırakalım, kuartsı, soru işaretlerini bırakalım. Buna da ihtiyacımız yok, buna da ihtiyacımız yok. Ve çantamızda spadefish varmış, bir de kızartılmayı bekleyen. Lityum, çantamızda lityum var. Hey, tatlı lityum. Hemen yiyeceğimizi ısıtalım. Karnımızı doyuralım. Ay ay, aman Allah'ım. Bizi idare edecek midir bu? Emin değilim. Sanki bir tane daha spadefish yemek kısarmış. Veya onun yerine Reginald yiyelim değil mi? Hatta bir de su içelim kendimize. Evet, harika. 197. Müthiş, müthiş. Aslında şu modda oynamasaydım, yiyeceğim problem olduğu modda oynamasaydım çok daha ileriye gidebilirdim diye düşünüyorum. Bu arada bakın geminin enerjisi hala çok hızlı azalıyormuş gibi hissediyorum. %58 oluyor ve gemiyi hareket ettirmedim ben. Aa, sanırım doğru. Burayı kullandığım için herhalde geminin enerjisi gidiyor. Ve ayrıca güneş panelini de yapmak istiyorum fakat tamamlamadığınız takdirde herhalde gemi batıyor. O yüzden
Yeterince malzemem olmadığı takdirde bu arada hava kararmış ve şurada bir lityumu görüyorum. Şimdi dışarıya çıkacağız tabii ki fakat hayır gemiyi kullanmak istememiştim. Yalnız benim aşağı çıkacak bir derinlik bulmam lazım. Çok da fazla biyom var. Bu yeraltı mantarlarının olduğu biyom var. Şu mantarlardan çok daha farklı. Böyle hatta bazı adaları yukarıda tutan bir biyom. Onları bulmak istiyorum fakat nasıl bulacağım? Nereden aramaya başlayacağım? Ciddiyim, hiçbir fikrim yok bu konuda ve ilginç bir ses de geliyor açıkçası kulağıma. Burası daha derin iniyor olabilir mi? Cidden çok merak ediyorum. Cyclops'u bir süre bırakacağız bu bölüm. Seamoth'a gitmek istiyorum çünkü daha derine. Seamoth'la inebiliyoruz. Ben eminim buralarda bir açıklık bulabilirim. Seamoth'a gidebilecek. Aslında gemiye de gitsek çok da fena olmaz çünkü hani gemiden sinyali bulabiliyoruz. Uf, çok fazla iş var ya. Kablonik demiş, şimdilik buraya bırakacağım. Cidden yanıma almam hiçbir nedeni yok. Şu büyük pilden alalım. Güçlü pil. Hatta iki tane alsak sanırım yeterli olacaktır değil mi? Bir tane de orta boy pilden alalım. Harika. Şimdi eğer bulabilirsem mercan resifi de bulmak istiyorum çünkü çünkü biliyorsunuz eğer mercan resifi evet tüm sistemler online harika. Eğer mercan resifi bulduğum takdirde burada bir yerde kendime şeyle yapabilirim. Ne derler ona? Az önce adını söyledim. Fragment analyzer yapıp bu yükseltme şeyi değil de hull breach, yani daha doğrusu bu basıncı etkileyen sanırım aletlerden yapabiliyoruz ama dediğim gibi bu derinlikte muhtemelen muhtemelen bulamayacağız kendilerinden. Harika bir biyom bu biyom. Bakın maksimum ama dikkat etmeyeceğiz mecburen çünkü Seamoth'un hasar almadığını. Vay canına, şuraya bak. Aa, buraya giriliyor mu? Bir dakika, bu aletle abi çok merak ediyorum, ilk defa görüyorum burayı. Bir dakika patlasın. Okey. Girsek ne olur buraya? Hayır, bir yere gitmiyor. Çık. Oo, çok tehlikeli. Gördünüz değil mi? Aslında aşağılarda bir yer, hakikaten bir açıklık bulsaydım eğer muhtemelen girecektim ama maalesef. Cidden Seamoth'a bir şey olmuyormuş. Harika. Harika. Başka ne isteyebilirim? Yalnız burası pek fazla umut verici değil. Burası bir yere gidiyor olabilir mi? Seamoth'la. Hayır. Burasını bekleyelim, açıkçası düşünmüyorum. Pekala, çıkıyoruz. Oo, ben Allah'ım. Evet, harika. Şimdi adanın bildiğiniz gibi bir ada var ve o adanın alt kısmında da belli ki değişik mantar biyom var. Fakat aslında sinyali bulsam, hatta o sinyali böyle hızlı kullanma çubuğunuzu aldığınız takdirde sizin ekranınıza bir metre çıkıyormuş. O metreye hani ne kadar azaltırsanız gitmek istediğiniz yere varıyormuşsunuz. Onu yapmayı çok istiyorum fakat maalesef ki sinyalimiz ta podda kaldı. Şimdi Seamoth'la poda gitmek bilmiyorum. Bizim zamanımızı bayağı alacaktır açıkçası. Bana bu aletin içinde zarar veremezsiniz. Evet, sadece kovalarsın beni. Sadece kovalıyor. Peki. Biraz uzaklaşalım. Merhaba. Merhaba gençler. Merhaba. Burada aslında pilimi yenilemek biraz sıkıntılı olur benim için ama ben aslında bakın şu an aşağı inebilecek bir oyuk arıyorum. Şu an yaptığım şey açıkçası o. Cidden o. O yüzden zaten gördüğümüz şeyler için durmaya pek fazla niyetim yok. Çatışmaya girmeyeceğim. Kesinlikle şu çankları araştırmıyoruz çünkü amacımız daha derine inebilmek bu aletle. Cidden harika. O zaman neden böyle bir uyarı var en başında? Bakın. Tam bu bahsettiğim uyarı. Tam bu bahsettiğim uyarı o zaman niye var? Cidden öyle değil mi? Şu an Cyclops'umuzun öbür tarafında gemi vardı. Şu an cidden gemiden uzaklaşıyoruz. Evet öyle. Umarım burada bir yerde bug'a falan gelmem. Aa, harita... Harita bitiyor olabilir. Aa, harita bitiyor. Evet, haritanın sonuna... Bir dakika. Haritanın sonu mu burası? Bu tarafta ne var? Aman Allah'ım, çok garip hissediyorum şu an kendimi. Şu an kendimi ciddiyim, çok garip hissediyorum. Abi olaya bakar mısın? Ve daha 136 metredeyiz halbuki. Çok derinde de değiliz. Buraya doğru gitsem ne olur? Oyun beni atar mı? Hayır, hiçbir şey bulabileceğimi düşünmüyorum farklı olarak. O zaman şöyle kenardan gidelim. Abi vallahi haritanın sonu burası. Cidden öyle. Aa, çok fena. Neyse. Farklı şeyler bulabilir... Aa, bakın geminin parçası... Geminin parçaları buraya kadar gelmiş. Akıntı mı sürükledi acaba? Bilmiyorum. Bugün deniz akıntı var mı? Çok farklı yerler ya. Burada böyle yerlere ilk defa geliyorum.
Cidden haritanın sonu. Bakın oyun tabii ki Early Access'de olduğu için henüz tamamıyla yapılmamış bile. Hani aslında hani o tarz fotoğraflarda gördüm. İnsanlar 20.000 metre, 22.000 metre inmiş. Fakat şöyle o derinliklerde bile ekran simsiyah. Sadece gidiyorsunuz. Hani farklı olarak hiçbir şey yok. Aslında o kadar derinlerde araştırıyorsunuz farklı bir şeyler bulabilirdi ama maalesef o kadar derinde bile sadece simsiyah bir boşluk. Siz boşluğa bakıyorsunuz, boşluk size bakıyor. Hani farklı bir şey bulmak pek olası değil oyunun özellikle bu Early Access modunda. Fakat farklı biyomu, aman Allah'ım, farklı biyomu da çok hoş olacaktır ya. Eğer şöyle güzel bir delik, güzel bir oyuk bulabilirsem kendime. Ama sanırım bu bölüm o kadar şanslı değiliz. Bu arada arkamda da sanırım acayip rüzgar çıktı. Pencerem açık olduğu için perde neredeyse bana değecek. Hayır, problem değil. Anne! Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Bir dakika! Bir dakika! Eyvah! Aman Allah, kazayla buldum. Kazayla ne buldum? Bir dakika. Bunun üst tarafı adı ol... Abi çok güzel. Çok tatlı. Ay! Aa, orada bir şey yapıyordun sen, gördüm. Mantara bir şey yapıyordun, gördüm. Gördüm. Silahım yanında mı? Yanımda, silahım yanında. Okey. Bir dakika. Çıkıp silahımı 5'e alabilir miyim hızlıca? Yapmayalım değil mi? Riske etmeyelim. Çünkü... Bana saldırmayacaksın değil mi? Harikasın bebeğim. Harikasın. Ama çok farklı bir yer buldum. Gençler, çok farklı bir yer buldum. Keşke... Ah, Cyclops'umuz burada olsaydı diyecektim. Maalesef Cyclops'um... Abi tüylerim diken diken, bir dakika. Hazır kendime geleyim. Çünkü böyle farklı şeyler bulduğum zaman hakikaten çok geriliyorum. Aa bakın. Aa, parça koptu. Aa, parça. Bu ada kırılıyor mu? Bakın bunlar nedir? Niye aşağı gidiyorsunuz? Ha tabii ki aşağı gidiyorsunuz da neden koptunuz? Abi çok ilginç. Bunlar nedir? Yaklaşsak ne olur? Kafamda çok fazla soru var. Bu adanın üst katında ne var? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Aaaaş! Sizi bir yerden hatırlıyorum gençler. Sizi Aurora'dan hatırlıyorum. Bunun üst katında çok... Abi çok... Şu delikte ne var? Bu deliğe gireceğim abi. Buraya gireceğim. Başka çare yok. Şöyle yapalım. Çık. Çantayı aç. Silahım. Silahım 5. Evet. Silahım 5. Silahım var ve kullanmaktan çekinmiyorum. Her kim gelirse... Ay, yanlış yaptım. Ateş etmeyecektim. Dikkat çektik. Dikkatleri üzerimize çektik gençler. Sıkıntı yok. Bu delikte ne var? Simotumuz aslında kapıya biraz uzak ama yaratığın buraya giremeyeceğini düşünüyorum ben. Aaaat. Bir dakika. Nedense bu... Abi çok farklı bir yerdeyiz. Ciddiyim öyle. Burası adanın içi... Aa, aşağıda yaratıklar var. Bakın gemide olanların aynıları var. Hatta şöyle şunu atalım be. Bay bay. Ay, çok yanlış yaptım. Neyse. Bunları kessek ne oluyor? Kabuklu mercan plakası. İşte bu abi. İşte buna ihtiyacım vardı. Hadi. Alamıyoruz. Bakın ne kesebiliyorum ne alabiliyorum. Hatta kesebiliyorum da kırılmıyor. Aa, belki şu var. Bakın kılıcımızı yeniliyoruz ya. Aslında kılıcımı yeniledikten sonra buraya gelebilirim. Çünkü kılıcı yenildikten sonra sanırım altına gerek yok. Şuraları bir kıralım. Farklı bir şeyler bulabileceğini açıkçası düşündüm ama. Altın. İşte elmas. Tam da ihtiyacım. Aşağı doğru inelim mi? Yalnız çok fazla böcek var aşağıda, bakın. Ciddiyim, çok fazla. Aşağı indiğim takdirde beni ham yapabilirler. Ah, sesleri duyuyorsunuz. Aa, bir tane orada var bakın. Sen saldırmıyor musun bana? Aa, bunlar bize saldırmıyor. Oh, oksijenim. Bir dakika, dışarı çıkmam lazım. Evet, dışarı çıktık. Gemim nerede? Bir dakika, gemim nerede? Buradan değil. Oksijen. 45 saniye. Hayır. Hayır. Çabuk dışarı çık. Simot nerede? Allah, oradaymış. Oh be, aman Allah'ım, ölüyordum. Çok daldım. Oh be. Çok. Allah canımı almasın, çok gerildim. Bir dakika. Aşağılarda ne var? Daha fazla yaratık ve bu geminin, bu adanın daha doğrusu dibi. Şu mantarlara değmeyi çok istiyorum. Değeceğim de tabii ki, fakat şu adanın bir de üst katına bakalım. Ne kadar çok var sizden. Ciddiyim, yeni biyom. Ve üzerinde çok fazla kuarsı var. Bu kuarsların hepsini alacağım. Hepsine ihtiyacım var çünkü.
Çık gemiden. Tehlike yok. Etraftan neyi bırakabilirim? Bir şey bırakamam. Çünkü çantamızda yer var. Evet, quartz. Abi çok fazla quartz var bu adada. Harika. Evet, yeni biyom. Aa, tam da bir biyomdan bahsediyorum. Aslında ilk update ile ben bu adayı bulmak istiyordum. Fakat o kadar şanslı değildim ve biraz açıkçası korkaktım. Hala da öyleyim ama nedense bu adada kendim bazen sesler çıkmıyor. Bakın, oyunda fark ettiğinizi bilmiyorum. Ne kadar çok quartz var. Pek bir etkileşime geçemiyoruz peki. Peki bu orada sen var. Orada sen avcı var. Avcılar çok fazla. Yaklaşmayalım. İkinci amacım ciddiyim. Bu şeyi bulmak. Aa, kumdan. Aa, bakın adadaki kum aşağı doğru akıyor. Şuraya bakar mısınız? Bu akan kum mu? Ne kadar hoş. Senden de kum akıyor. Yalnız avcılar var etrafta. Simotumuza tekrardan binelim. Şu mantarlardan bir tanesine yaklaşalım değil mi? Veya mantar görünüm ilginç şeyler ya. Sanki şöyle hissediyorum. Bu adayı uçar vaziyette bunlar tutuyormuş gibi hissediyorum. Size de öyle geliyor mu? Şunlara yaklaşacağım. Etrafta kimsenin olmadığından emin olalım. Silahımı elime alayım. Ne olur ne olmaz. Bir sıkıntı yok gibi. Abi aşağısı çok tehlikeli gözükmüyor mu? Burada böyle bir yerde yüzer miydiniz gençler? Dürüst olun. Dipte ne olduğunu bilmiyorsun. Zaten dipte ne olduğunu bilmediğim yerde hayatta yüzemem. Gerçek hayatta da. Böyle bir yerde asla. Abi mümkün değil asla. Peki. Bebeğim. Çok güzel duruyorsun ya. Çok tatlı bir şeye benziyorsun. Böyle ters dönmüş deniz anasına benziyorsun. Hatta deniz anası en sevdiğim yaratıktır. Aa bakın kafa atıyorum, hiç şey olmuyor. Aa cidden bir şey olmuyor mu? Hayır. Ayıramıyoruz değil mi seni? Hayır. Evet gençler ilginç. Hani bu taşları, bu büyük kayaları bu arkadaşların hayatta, ayakta tuttuğunu, daha doğrusu havada tuttuğunu düşünüyorum. Gerçi bazılarında yok ama. Aa, ne kadar çok var sizden ya. Ya gördün mü pis seni? Nasıl? Baba oğlum! Hayır, karnına karnına. Al, 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 al. İşte bu. Evet. Evet, harika. Öldün. Ölmüş olman lazım. İşte bu be. Manyak. Oh, oksijenim bitiyor. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ya gördün mü? Dibe çökeceksin az sonra. Evet. Ve bütün bakteriler seni tek tek yiyecek. Düş bakayım. Aa düşmedi. Aa bak arkadaşını gördün mü, ne yaptım? İşte bu. Harika. Düş. Çarpsam ne olur? Hadi. Aa düşmüyor. Hadi. Düşmeni çok istiyordum ama senin. İşte bu. Harika. Peki. Aman Allah'ım, arkadaşını gördü, sinirlendi. Peki. Şimdilik uzaklaşıyoruz. Burada daha farklı bir şey bulabilir miyim? İnanın bilmiyorum ama araştırmayı da istiyorum fakat... Ne kadar çok bu mantarlardan ve bazıları büyük bazıları küçük. Okey. Yüzeye doğru sanırım çıkabiliriz. Vay be. Abi çok fazla kuvars var. Bunları almak istiyorum. Almadan gitmek ciddiyim, istemiyorum. Çünkü kuvarsı biliyorsunuz ki gece olmadığı takdirde bulmanız çok zor. O yüzden çantamızda şimdilik 6 adet yer varken 6 adet yeri kuvarsa doldurduğum takdirde ben uzunca bir süre rahat ederim diye düşünüyorum. Senin içinde ne var? Altın. Hiç gerek yok. Gibi hissediyorum şimdi. Aslında kuvarsla cam falan da yapabildiğiniz için... Quartz en önemli öğelerden bir tanesi bu oyunda. Bazen bakın bu Sea Glide'ın motor sesi çıkmıyor. Diyecektim ki çıkmaya başladı. Sanırım çantamız doldu. Evet, envanter dolu. Harika. Tekrar gemiye binip, Seamot'umuza binip Cyclops'a dönebiliriz. Harika. Cidden güzel. Cidden çok memnun oldum bu biyomu bulduğuma. İkinci amacımız gençler adayı bulmak. Çünkü birçok yorum geldi bununla ilgili. Adaya git, adaya git. Adaya gitmeyi çok istiyorum. Adaya gitmeden önce tabii ki öncelikle sanırım sinyali bulmam gerekiyor. Çünkü oyunda 3 adet sinyal varmış sanırım. Ve sinyallerden bir tanesi bu biyomu işaret ediyor. Diğeri adayı. Üçüncüsünün nereye işaret ettiğini açıkçası ben de bilmiyorum ama. İkisi için bunları söyleyebiliriz o yüzden. Ve bakın hakikaten bu biyom haritanın dışında. Resmen şansa bulduk. Cidden öyle. Yüzeye çıkalım mı? Çok uzakmışız. Cidden öyle. Vay canına. Okey. Okey, okay, sorun değil. Tekrardan Cyclops'umuzu bulalım. Cyclops'umuzu bulup var ya eve dönebiliriz. Cidden öyle. Eve dönüp o sinyali alıp adanın yoluna doğru bu bölümde çıkabiliriz aslında fakat bilmiyorum bendeki sinyal mantarları mı işaret ediyor yoksa adayı mı? Eğer mantarı işaret ediyorsa tekrardan daha gemiye gitmemiz gerekiyor ki yeni sinyali bulabilirim. Çünkü biliyorsunuz yeni update'ler geldi. Sandıkların içi yenilendi. Yeni sinyal eklenmiş olabilir bu sayede. Neyse biz öncelikle ana gemiyi bulalım. Ve
Cyclops'umuza da isim vermek istiyorum bu bölüm, verebilirsem eğer. Mushi anısına hani Mushi diyebilirim ama bilmiyorum ya, cidden bilmiyorum. Aa, mantar biyomuna geldik. Harika. En sevdiğim biyomlardan bir tanesi. Hatta en sevdiğim biyom. Şu ağırlardan kıvrak manevralarla yüzelim değil mi? Harika. Şuradan geçebilir miyim? Harika. Cidden çok iyi kullanıyorum Seamoth'u. Ciddiyim. Her şey çok güzel gözüküyor. Her şey olması gerektiği gibi. Çok fazla kuartz bulduğum için de acayip memnunum. Aslında bu mercan resiflerinden bir tane bulabilseydim, onu eve getirebilseydim çok daha memnun olacaktım. Çünkü şimdiden Fragment Analyzer'ı yapabiliyor. Seni alırdım ama çantamda yer yok. Aa bakın. Grafiksel bozulmalar. Lütfen sakın. Geminin içini görebiliyorum. Sakın. Şimdilik sırası değil. Hadi oğlum al beni içine. Harika. Bir dakika. Evet, grafiksel bozulmalar arkadaşlar. Yeniden merhaba. Neden böyle olduğu hakkında bir fikrimiz var mı? Kesinlikle yok. Oyunda neden böyle oluyor sürekli? Onarıyor Eray abi. Teşekkür ederim. Harika. Burayı da onarabiliyor muyum? Çok sıkıntı ya. Bu tarz şeyler neden olduğunu inanın bilmiyorum ve moralim açıkçası çok da bozuyor. Nasıl düzelir bu? Bakın direksiyonda başlıyor. Hayır. Camımda başlıyor. Yükseltsem ne olur? Gemiyi kullansak herhangi bir şekilde grafiksel de düzelme yok. Yine mi rapor göndereyim anlamadım. Sürekli olarak rapor atıyorum, artık adamlar benden bıktı. Ciddiyim, bıktı. Abi şuraya bak ya. What is this? What is this? Bak tam ön camdan başlıyor. Allah canını almasın ön cam. Ön camı kırsak düzelir mi? Bakın ön... Tam burada bir hata var. Seni nasıl yok ederiz acaba ya? Abi çok ilginç ya. Peki, yapacak bir şey yok. Tekrar game'imize girelim. Hayır, düzelmedi. Camımı kırdım. Onar. Onar bebeğim. Aa, onardı. Camı onarabiliyoruz. Hiç düşünmemiştim. Harika, harika, harika. Çok iyi. İşte bu. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Maalesef bu bölüme ciddi imtihamiyeti çektim. Fakat bu grafiksel bozulmadan dolayı sanırım daha fazla devam edemiyoruz. Bir sonraki bölüm. Sanırım önce poduma gidip oradan adayı bulmak istiyorum. Adayı bulacağız veya Aurora'ya uğrayacağız. Emin değilim ama bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.